Tekno hoş geldiniz. Yeni yılın ilk telefon önerileriyle karşınızdayız. Umut'la beraber. Evet. Şimdi üç ayda bir yapıyorduk. Evet. Zamanı geldi. Ama şey var tabii şu an bir yandan CES yapıldı. Bir yandan işte Samsung'un etkinliği falan derken yeni e, telefonları daha doğrusu genel olarak yeni ürünlerin çıkma dönemindeyiz. Duyurulma dönemindeyiz. Dolayısıyla bu üç ay yaşamayabilir. Onu şimdiden söyleyelim. Evet. E, bu öneriler e, ona göre belki arada yine güncelleriz. Hani baktık olağanüstü bir durum oldu. E, daha erken bir güncelleme yaparız. Onu baştan söyleyelim. Bir diğeri, diğer konu, şimdi biz normalde ucuz telefonlarla e, diğerlerini gerçekten önerdiğimiz telefonları ayrı iki bölüm yapıyorduk. Ama artık öyle yapmayacağız. Bunda hepsi bir olacak. Hala bizim önerdiğimizden daha düşük telefonlar bulunabilir. Tamam. Onları zaten hiç saymıyoruz ama listeyi aşağı çekmek zorunda kaldık. Çünkü 10 bin liranın altında, yani bizim telefonlar 10 bin üstünde evet. önerdiklerimiz. E, altında telefon talebi var. O yüzden onları da ekledik. Şimdi e, başlayalım hemen. Omix x 300 ile 3700 TL'den evet. açılıyor kapı. Yani günümüz akıllı telefon fiyatları için oldukça uygun bir fiyat. Yani bundan daha ucuz bir telefon artık sadece telefon oluyor. Yani evet. Başka bir özelliği olmuyor. Bu telefonun özelliği uygun fiyata MediaTek'in Helio G80 platformunu vermesi. Fiyatına göre en performanslı ben, ürünlerden Tays'ten biri. Testten soracağım. Bu ne, ne yapamıyor? Yani ne kaybettik? Çoğu alanda bir kaybımız var. İşte ne? kamera sadece gündüz belli şartlar altında iyi çeker. Gece koşullarında İyi değil. İşte hmm. performans çoğu uygulamayı çalıştırır düzgün bir şekilde oyunları da oynatır ama düşük ayarlarda kalacaksın. Hmm. İşte ekran mesela. Mesela ekran bundan biz düzgününü seçmeye çalıştık. Bu fiyatlarda 720 p ekranlar çok yaygın. Bu 1080p ama IPS. Hmm. Artık akıllı telefonlarda AMOLED'in yaygınlaştığı olsun. bir dünyadayız. Yani ekran teknolojisi olarak geri sayılabilir. Bir de parlaklık konularında öyle yüksek fiyatlı telefonlar gibi bin nitleri falan zorlayamıyor. İşte 400-500 nit maksimum. 400-500 iyi ben razıyım evet. ama. Evet. Yani bu zaten ekranı iyi bir seçenek uygun fiyatlar arasında. Peki anlaşıldı kabaca evet. Performanstan kaybediyorsun anlaşılan. Ama fiyatına göre gene performansı e tabii, fiyatına... yani bu, ya bu fiyata için alınacak. Değil. Evet. Sonra Infinix Hot 11S. 4300 TL. Evet çok uygun bir fiyatlı telefon gene. E, performans açısından Infinix eee de çok yakın ama bunda e, Helio'nun daha yeni bir platformu hmm. var. Daha e, performanslı. Evet, biraz daha performansı, bir de kamera tarafında da bir iyileştirme var. Yani Omix'in üstüne bir kamera iyileştirmesi ve benzeri ufak detaylar kazanmak istiyorlarsa düşünebilirler. Şöyle bir durum var bu arada. Omix X300 e, 364 ve 464 şeklinde. E, Infinix'te direkt 428 yani dahili depolama avantajı ve RAM avantajı olabiliyor. Yani aradaki fiyat farkı aslında çok daha az. Yani sırf ucuz olsun diye Omix'e gidilebilir. Yoksa hat 11 S e, Omix'e göre daha mantıklı. Ama e, şeyi baştan söyle, Bunların herhalde güncellemesinden çok bir şey umut etmesinler değil yani mi? çok bir şey beklemesinler. Arada bir iki güncelleme gelirse gelir. Ötesini evet. düşünmesinler. Redmi Note 11. 5700'e çıktık. Evet. Bu modelin aslında özelliği e, gene uygun fiyatta kalıyoruz. 6000 liranın aşağısındayız. 10.000 liradan çok uzaktayız. E, Amoled ekran vermesi hmm. en ucuz Amoled ekranlı ürünümüz bu. Performans olarak işin komik yanı burada daha ucuz modellerden daha geride. E, i̇çerisinde hmm. Snapdragon 680 var. Performans olarak çok e, vaatkar bir platform değil. E, kamerası geri mi? Kamerası da onlarla eşdeğer sayılabilir. Burada bir Xiaomi ismini ve e, biraz daha güncellime konusunda diğerlerine hmm. göre eli evet. daha rahat olur bu telefonun bir de ekran ve çeşitli ufak Xiaomi oyuncaklarını veriyoruz yani özünde çok bir şey kazanmıyoruz aslında ürün olarak. Tekno Camon 18P 6 bin lira 300 lira üstü şimdi bak arada 300 lira var ya. ona evet. göre değerlendirelim. Şimdi 18P bana göre e, yazılım dışında yazılımını Tekno'nu pek beğenmiyorum. E, Redmi Note 11'den iyi telefon ama ekran konusunda IPS bir ekran kullanıyor gene ama onun dışında kamerası ve e, geri kalan kısımlarıyla bu fiyat aralığı iyi bir telefon. Yani standardı tutturuyor. Yani 10.000 liradan uzak kalayım. Ama bu 3000 bin özelliklerden de kurtulayım. Biraz daha vaatkar bir şeyler olsun dediklerinde Tekno Camon 18 p düzgün duruyor. Peki 900 daha çıkarsan Galaxy M23. Bu da bu aralığın güvenli limanı diyebiliriz. Samsung tarafındayız. 5G destekleyen bir telefon. içerisinde Snapdragon 750G var. Performans açısından rakiplerinden önde. Ama bu telefonun da biraz estetik kısmı zayıf diyebiliriz. Samsung'un uygun fiyatlı telefonlarında hmm. e, o alabula renkleri, özel geçişleri falan görmüyoruz. Daha plastik, daha e, ucuz telefon hissiyatı veriyorlar. Burada daha ucuz olarak söylediğimiz telefonlar görsel anlamda, kamera ve benzeri anlamda bazı ek özelliklere sahip olabiliyor bu. Bir de güncelleme karşılıklı. meselesi. Ha, Samsung güncelleme konusunda sözleri var. Yani... Daha e, ayakları yere basan bir çözüm eğer güncelleme bakıyorlarsa. Ama bir anda tabii neredeyse ikiye katlamış olduk fiyatı. Tabii bir, tabii. Buraya. İşte parası olmayan ona göre düşünecek artık. Hmm. Bazı şeyleri feragat etmeleri gerekiyor. E, 100 lira üstünden Note 11 Pro var. O nasıl? ya yani Note 11 Pro şöyle. Note 11'de saydığım işte zayıf noktalar giderilmiş hali. İşte hatta yüksek hızlı şarj geliyor. İşte kamerası 108 megapiksele çıkıyor gibi noktalar var. Samsung'a göre kıyasla Neredeyse aynı fiyat. Ya yani Samsung'dan e, performans dışında e, her konuda iyi bence. Hmm. E, onu performans dediğin lazım. yine oyunda mı göreceğiz yani? Evet gene oyunda görürüz. Genel performans çok Oyunca noton bir Note 11 Pro mu o zaman? Ya yani Note 11 Pro güzel seçenek. Ama Redmi Note 11'lerde de şu var. Zaten Çıktığından beri bir e, normalde Note serisi çıktığında yüksek satış evet. rakamına ulaşırdı. Bunda bir şey var değil Bunda mi? Bunda bir geride kaldı. En fiyatları da yüksekten çıkmıştı bu modellerin. Yani, Bizim en son incelediğimiz o muydu sizin Levent abiyle incelediniz? Evet o, onları incelemiştik ve çok da iyi Be izlenim bırakmamışlardı. Yani. Ama şu an güncel durumda 7000 liraya da mantıklı bir seçenek olarak duruyor. Çünkü piyasada gitgide 10 bin lira altında telefon olmadığını düşündüğüm Birazcık şey bir galiba orada Samsung'cu musun işte Xiaomi'ci misin kararı. Evet. Evet, evet. Şimdi bunlar 10.006 idi. Bitti. Burada kaldık. Evet. Ee, şimdi 11'in, onun da üstüne çıkıyoruz. 11.000'den başlayacak direkt. Galaxy S20 FE. Bu da artık yaşlı bir telefon. Kaçıncı senesi oldu? Yaş, i̇kinci seneyi geçti gibi. Geçtikten. Ee, şöyle bir parantez açayım. 7.000'den direkt 11.000'e çıktık. Şöyle bir durum var ucuz telefonlarda. Mesela 5.000 ile li 10.000 lira arasında yani gözle değer bir fark yok. Hemen hemen aynı telefonu alıyorsunuz tekrardan. O yüzden aradaki o zinciri kırdık. Direkt 11.000'e atladık. S20 FE de günümüzde bugün yaşlı diyoruz ama pek çok özellik anlamında benzer fiyatlarda bu telefonlarda bulamadığımız özellikler var. Mesela kablosuz şarj, suya toza dayanıklılık. Mesela az önce saydığımız hiçbir telefonda suya dayanıklılık ve kablosuz şarj e, Kamera yok. E kamera da çok daha iyi hale geliyor. Ee, güncelleme tarafında yaşlandığı için diğerleriyle benzer kaderleri paylaşamıyor. Çünkü teorik olarak ömrü biraz az oluyor. Güvenlik var. güncellemesi alır. Tabii ee, o çok, o daha devam ama normal yazılım güncellemesi artık bir 3-4 sürüm diyorlar. Bir evet. üçüncü sürümünü alacak. Yani ya, bir sürüm sonuna, geliyor, evet. E, sonuna geliyor. Sonrasında Xiaomi 12 Lite ve Honor 70 var. E, aynı fiyattalar ve çok benzer özellikler. E, onu söylemem lazım. Honor'un şöyle bir noktası var. Ayıralım. İnsanlar Huawei'de Google olmadığını duyunca Honor'da da yok sanıyor ama Honor'da, Honor'da var. Her şey ee, var. Honor ayrı bir firma oldu. Tabletlerinde de var. Evet, Google servislerini kullanabiliyor. Ama baktığın zaman yine yani bu Huawei diyorsun ya yani. Ya zaten şöyle bir şey var. Honor 70'e baktıklarında bir de Huawei'in e, Nova 10'una bile bire birebir aynı telefon. içindeki yongaya kadar. Yani Huawei alamıyorsan hani Google yüzünden bak bakalım hmm. Honor'da ne var evet. onun karşılığı. Honor'da <laughs> muadili bir ürün oluyor. Hmm. Önceden de böyleydi ama şimdi Google'lı artı bir evet. şey sunarak veriyorlar. Şimdi 12 Lite ile kıyasladığımda hemen hemen aynı telefon olduğunu söylemiştim. Honor'un bence cazime noktaları biraz daha fazla, bazı ek özellikleri Xiaomi'ye göre önüne. Ama Xiaomi de e, şimdi Honor yeni bir bağımsız firma oldu. İşte onun da kaderi ve sallantı sallantıda denebilir. Hatta geçenlerde haberi vardı. Bu Honor tam ayrıldı mı ayrılmadı mı bir e, kontrol edelim gibi durumlar olmuştu. Şu de benzer bir telefon olarak seçilebilir. Ama benim şahsi fikrim eski olmasını çok kafaya takmıyorlarsa burada S20 FE'ye gitmeleri daha mantıklı. Burada biz S20 FE'yi düz diyoruz artık bunun Snapdragon versiyonu çok yaygın olduğu için diyorum. Snapdragon versiyonunu almaya gayet göstersinler. S kaza Exynos'a gitmesinler. Arada deneyim farkı oluyor çünkü. A73 12.600 lira fark var şimdi baktığın zaman. Evet. Şimdi burada da şöyle bir durum var. A73 Honor 70 12 Lite ile hemen hemen aynı ürün. Yani burada tercihinizi markaya göre yapabilirsiniz Samsung, Honor, Xiaomi arasından. Ee, o yüzden 3 e, telefon da beraber düşünülebilir Kameraları, performansları çok yakın. Yine şeye geldik. Marka hangi markaya evet. yakınsında geldik? S21 15 bin lira. Şimdi fark artık bir daha açıldı. Evet burada S21 evet Hı -hı. iki model var. İkisi de hemen hemen aynı fiyata satılıyor. S21 ve F. Ye. Hangisini uygun fiyata bulurlarsa onu alabilirler. Çok bir fark yok aralarında. E, platformları vesaire de aynı. Aralarında bir işte birinde pil fazla, birinde ekran farklı gibi noktalar. Kim nokta önce olur. çıktı? E, S21 önce çıktı. F22'lerle birlikte çıktı hmm. neredeyse. Onun da birazcık ömrü fazla olabilir diyebilir evet, miyiz? Güncelleme konusunda bir sürüm fazla olabilir. Arada belli bir zaman farkı var. E, sonrasında Xiaomi'nin 12T modeli var. E, 12T Xiaomi'nin şöyle söyleyeyim. En üst telefonu değil ama orta sınıf telefonu da değil. Arada kalmış bir model. Yani biraz daha lüks bir şey geçeyim diyorlarsa 12T'yi düşünebilirler. Ee, ama Xiaomi'nin bu T serisi e, genellikle e, illegal satışta popüler diyebilirim. İnsanlar 11T'yi vesaire çok yaygın bir şekilde alıyor. Bu 12T'leri o yüzden e, fiyatı yüksek gelebilir onlara. Çünkü bu 11T'leri 12T'leri falan 10.000'e işte 5.000'e alma gibi durumları oluyor. 5.000-6.000'e. Bin, Sonra o kalınlara giremeyiz. Bu senin için i̇şte evet. düzgün fiyat. Evet bu resmi fiyatı. Tamam. S22 18600. S22 de şöyle. Ben bu telefonu beğeniyorum aslında. Ufak kompakt bir telefon aslında. Güncel Android telefonları arasında. Ve performans ve tüm özellikleri de üst seviyede. Tek sıkıntısı pili. pili biraz az gidiyor. Yani idareli kullanmak gerekiyor. Öyle. Onun dışında da pek bir sorunu yok. Ama e, S22 serisine madem geçtik şunu da söylemekte fayda var. Ocak ayında videoyu çekiyoruz. Ocağın sonu, Şubatın başı gibi de S23 ailesi gelecek. Bir ay içinde yeni modeli gelecek. Ama şöyle bir durum var. Türkiye'deki ekonomik şartlar bir ay içinde çok değişmezse, aşağı yukarı çok az fiyat farkı olarak piyasaya gelebilir o modeller. Doğru. Yani ülkede bir olağanüstü bir durum olmazsa beklemekte faydalı olabilir. İlk evet. de onları görüp. Bir adım atılabilir. Ben de aynı fikirdeyim. Çünkü şöyle bir durum var. S22 özellikle ile çok eleştirildi. Belki S23'ün düz halinde daha iyi bir seçenek çıkabilir tabii. diye düşünüyorum. Şeyler tabii ki kamerası, işlemcisi hep gelişiyor da bunu bunu insanlar pilinden dolayı istemiyorlar. Yani evet. e, almak evet, istemiyorlar, şöyle. tereddüt ediyorlar. İşte Kimisi de kompakt boyuna özellikle istiyor ama pil eksi olunca artık başka bir şey edin evet. diyor. Z Flip 4. Evet bu benim beğendiğim bir telefon. Biz eskiden katlanabilir konseptli telefonları bir fantezi ürünü olarak görürdük. Hı. Ama gitgide... Normal... Ama onun sebebi fiyatıydı birazcık da. Evet daha. fiyatları normal telefonun iki katıydı. Hatta üç katına çıktı oldu. Şimdi onlarla aynı fiyatlar. Evet aynı fiyat. Ve sundukları deneyimle her geçen gün daha iyi hale geliyor. Dördüncü neslinden bahsediyoruz. Ee, iyileşmiş durumdalar. Artık kullanılabilir hale gelmeye başlamış şekildeler. Ee, şu anda katlanabilir ürünler konusunda Samsung e, Türkiye'de aktif bir şekilde rol alıyor. Diğer markalar biraz daha çekingen yaklaşıyor. İşte Vivo'nun, Oppo'nun, e, Xiaomi'nin telefonları var bu konseptte ama onlar Türkiye'ye gelmiyor. Huawei'in var. Ama Huawei'inki de buna göre çok daha pahalı kaldığı için e, Samsung'lar daha cazip kalıyor katlanabilir konseptinde. Evet. Xiaomi 12T Pro. Evet, e, 12T ile arada ciddi bir fiyat farkı var. Çok. Ama donanım olarak da farklı. Mesela 12T'de Mediatek var. Hmm. Ee, tamam, o, orada kaybetti. Ama. 12T Pro'da Snapdragon 8 Gen 1 Plus var onun da. Mediatek'e hala ben şey görüyorum. Bir ön yargı var. Ne diyorsun? Haklı mı haksız mı? Ya şöyle eğer eski bir Mediatek kullanıyorlarsa ön yargı da haklılar. Ama son çıkan Dimensity serisi oldukça iyi hale gelmiş durumda. Hatta biz çeşitli incelemelerde de bu yongaları kullanmamızı söylüyoruz. Önceden pil kullanımında bir handikapları Çok vardı. Çok bariz evet. O aşıldı. İşte performans da o da barizde Geri kalıyordu. Artık çok geri kalmıyor. Yakalıyor. Hatta benzer Qualcomm'lu rakiplerinden daha ucuzda aynı performansı, daha iyi performans sunmaları gibi durum da oluyor. Buradaki de iyi mi? Ya yani Buradaki 12T'deki hmm. platform da iyi ama 12T Pro'daki tabii ki en üstü 12T temsilci. 12T'yi sor. Ondaki yine düzgün bir. Düzgün. İyi. Peki 12T Pro'da şey mi? Kamerası Orada öne çıkıyor. Kamerasını iyileştiriyorlar. Performansı iyileşiyor. Yani hemen hemen çoğu nokta iyileşmiş hali. O yüzden fiyat farkı da fazla. Yani 6000 lira neredeyse fiyat farkı var. 6000 lira. Evet. Ee, evet. iPhone 13 mini hala ortalıkta geziyor. Evet. Şöyle bir durum var. 12 mini'yi takip ederlerse 20 bin lira aşağısına bulma durumları var. O da tercih edilebilir. Ama düz 12 ve 13 modellerini çok tercih etmiyorum. 13 ile 13 mini e hemen hemen aynı telefon. Boyut ve pil farkı var. 12 mini ile de 12 arasında çok ciddi farklar yok gene. Ama fiyat farkı var işte. O fiyat farkını biraz daha kompakt bir telefonu tercih ediyoruz. Ama dediğim gibi 12 mini e uygun fiyata bulurlarsa onu da düşünebilirler. 13 mini de güncel iPhone'a bütçem yetmiyor. Ama göreceği iyi bir iPhone alayım piyasadan dendiğinde 24.500'e mantıklı. Bir de 12.000 ile 13.000 arasında görünmeyen bir fiyat farkını aza indiren nokta var. Ona 20 bin, buna 24 bin dedik. O 64 GB. Hmm. Bu 128 da başlıyor. Yani tamam. depolama iki katı fark ediyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Apple'da şu an depolama farkı 2000 lira civarı oynatıyor. Yani totalde fark daha az iki telefon arasında. Şimdi bir anda 30.000'e 30 sıçrıyoruz. S22 Ultra. Hmm. Şimdi şöyle bir acı nokta var. Ee, Samsung'un şu an elindeki en üst model ama sadece 15 gün e, kadar süre kalacak. O yüzden 30 bin lira bir bütçeyi yok. Şu an harcamak benim e, pek aklıma yatmıyor ama en üstte önerebileceğimiz ürün olarak yer alıyor. Sırf bunu söylemek için koydum hmm. aslında. Şey e, düştü mü gündemden S21'in ultraları? Ya onlar hala var ama fiyatları yüksek. Yüksek mi? Yani, yani orada ucuza bir şey düşüremezler mi onun için sordum. Ucuza işte S21'ler, F'ler e, öyle. hı. Hmm. Yani ultraları, Plus'ları çok mantıklı Anladım. değil onlar. Tamam. Ee, iPhone 14, 31 bin. Evet, güncel iPhone ailesinin e, yeni modeli. 31 bin'den başlıyor. 14 Plus'ı pek yazmıyorum. Hı -hı. O aynısının büyüğü. Tek e, fark noktası pil ömrü ciddi anlamda iyileşmiş. Pro'lardan da iyi gidiyor onun pili. Ama işte özünde daha büyük telefon alıyorum. Aynı telefon. E, fiyat farkı vermeye pek değmiyor. Onun yerine ben şunu tercih ederim açıkçası iPhone 14'ün yüksek gigabaytlısını almak e, bence o Plus'tan daha mantıklı gibi Bana geliyor böyle geldi, ona. Evet. E, böyle. Z Fold 4 38 bin liraymış. Şimdi Z Flip 4 arasındaki en büyük farkı söyleyelim. Biri bir telefon katlanıp ufak bir ürün haline geliyor. Z Fold ise telefondan tablete evriliyor. Aralarında böyle bir fonksiyonel fark var. E, Z Fold 4 de şu an e, Samsung'un bu konseptteki yüksek modellerinden biri. 38 bin diyoruz ee, yani Apple iPhone 14 Pro serisinin bir tık altında kalıyor. Ben Samsung'u bayağıdır takip etmiyorum şey e, Fold da güncellenecek mi? Ya yani bu, bu, bu S23 için olacak onların ayrı etkinliği Hı. oluyordu tamam. ama çok arada zaman farkı yok yani birkaç ay içinde Hı. olabilir o da. Tamam. Ee, sonra son modelimizde iPhone 14 Pro 43.500 burada şöyle bir durum var neden Pro Max yok e, noktası? 14 Pro ile Pro Max arasında gene ekran ve pil fark ediyor. Temel özellikler olarak aynı. Fiyatta ötekinde 50.000'e çıkıyor neredeyse. Yani burada biraz daha şey yapıyoruz. Ben Pro Max'e yani internetten görüp mail edenlere bir Apple Store'a gidip görün derim. Çok kaba ve ağır bir telefon. Yani tuğla gibi bir şey. Onu herkes taşıyamaz yani evet. öyle. O yüzden bir görmeden almayın. Aynı şeyi ben şey için de söylüyorum. 12 Benim önümdeki tablet için de Böyle görüyorsunuz oradan ama bir yakından görün. Bu çok büyük bir, bir tablet. Yani neredeyse 13 inç. O yüzden... E, bunu yani baktığınız zaman yakından ya bu taşınır mı ya da işte ağırlığına bakın. Bunları aynı şeyi Pro Max için de yapın. Ö Önce ezberden almayın. Bu iPhone 14 Pro bence şu anda en ideal formunda evet. şu anda yani. Boyut ve özellik olarak evet. e, iyi noktada Max'e göre. Evet bu bununla birlikte bitirmişiz listemizi. Bitti. E, dediğim gibi burada şimdi Samsung'un zaten güncelleyeceğini biliyoruz. Samsung'un tepe seviyesini alanlar bu saatten sonra 15 gün için acele etmesinler bence. Bir yeni fiyatları görmek lazım. Evet. Bu arada bir dipnot ekleyeyim. Hı -hı. Redmi Note 11'lerden bahsettik. Bugün videoyu çektiğimiz derde Redmi Note 12 serisi tarzında. O da birkaç ay içinde Türkiye'ye gelir. Birkaç ay diyorsun. Evet. Tamam. tamam. Onda daha güvendeyiz o zaman. Hala bu gelecek. yani Bunlar evet. satılacak. Ee, Samsung daha hızlı gelir diye tahmin ediyorum. Muhtemelen onlar daha o, hızlı gelir. Onlar geliyorum. genelde öyle oluyor. Ee, yani Samsung almaya niyetlenenler birazcık beklesinler. 15 gün kadar bir görelim bakalım. İyi bir şey daha iyisi çıkacak da. Evet. Hani bir fiyatları falan da görelim. Bakalım ne yapmış Samsung. Evet. Peki. E, bu Ocak ayının önerileri böyleydi. Dediğim gibi değişiklik olursa, radikal değişiklik olursa 3 ay beklemeyiz. Bekleyim. Arada güncelleriz. E, ve e, bakarız duruma. Sizin yorumlarınızı da bekliyoruz. Burada olmasını istediğiniz, şu olsaydı bu olsaydı dediğiniz şeylere bakın. Fiyatlara bazen itiraz ediyorsunuz. Biz tabi bu anda, şu anda çekiyoruz bunu ve fiyatlar bugünü bağlıyor. Evet. E, hocam... Saati bile değişebilir. Aynen öyle. Evet. Yani yayınlandığında bazı şeylerin fiyatı değişebilir. Ona çok takılmayın. Biz onu Sıralama yapmak için. Yani burada daha çok model isimleriyle e, o isimlerine bakın. Biz birazcık da güvendiğimiz, hani nispeten güvendiğimiz ürünleri seçiyoruz. E, fiyatlar değişebilir. Evet. E, sana da teşekkürler Umut. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.